dostlar. Son günlerde sizlerden 50 cc motosikletlerle ilgili oldukça fazla soru almaya başladım. Soruların başında tabii ki 50 cc motosiklet almayı düşünüyorum hocam. Bana ne önerirsiniz? Hangi motosikleti almalıyım? Kalite, performans açısından hangi motosikleti alırsam sorun yaşamam tarzında oluyor. Bu kapsamda bundan sonra yayınlayacağımız bölümlerde 50 cc motosikletlere de ağırlık vermeyi düşünüyorum. Tabii ki mümkün oldukça ve motosiklet test motoru buldukça bunu yapabileceğiz. Bugün yine 50 cc bir skuterla birlikteyiz. Skuterımız Yuki markasının yeni çıkarmış olduğu Margarita modeli. Şimdi tabii dostlar bu motosikletler biliyorsunuz şehir içi kullanım için tasarlanmış. Yani kısa mesafe kullanımlar, ayağımı yerden kessin ve ekonomik bir sürüş sağlasın bana şeklinde. Ama benim merak ettiğim bir konu var. O da böyle 50 cc bir motosikletle acaba uzun yol yapabilir miyim? Diğer bir merak ettiğim konu da bir depo belki benzinle, bir depo yakıtla uzun yolda ne kadar kilometre yapabilirim? Şimdi bugün bu iki soruya cevap arayacağız dostlar. Yine İstanbul'a yakın Çınarcık tarafına bir sürüş yapacağız. Ve bu sürüş esnasında motosiklet bize neler yaşatacak, başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Onları birlikte deneyimleyeceğiz. Motosikletin özelliklerini de bu sürüşümüz esnasında sizlerle de paylaşmış olacağız. O zaman isterseniz çok sözü uzatmadan motorumuza binelim ve yola çıkalım ve motosikletle yolda neler yaşayacağız birlikte bakalım. Evet, hadi bakalım dostlar, çıktık yola. Yolda bizi neler bekliyor? Şöyle uzunlarımızı da yakalım. Farkımıza varsınlar. Öncelikle dediğim gibi yakıt alacağız. Bir miktar yakıt görünüyor ekranda. Yakıttan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tabii şunu hatırlatmayı yapalım. Her ne kadar motosikletimiz 50 cc kategorisinde olsa da biliyorsunuz artık Türkiye'de hiçbir 50 cc 50 cc değil. Hepsine bir şekilde alıcılar ya da satıcılar müdahale ediyor ve bunu 80 cc'ye modifiye ediyorlar ki motosiklet biraz daha hızlı gitsin, 45'i biraz daha aşsın. Dolayısıyla trafikte hani şimdi diyeceksiniz ki işte 45 kilometre sınırlandırılmış ama trafikte biraz 45 kilometre sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla biraz daha hızlandırmış oluyorlar. Bu da o kapsamda olan bir motosiklet. Dolayısıyla hani top speed ne yapacak, ne kadar hızlanabileceğiz ona bir bakacağız. Dediğim gibi 80'lik bir motor aslında bu. Öyle değerlendirmek lazım ki zaten motorlar artık hepsi 80'lik. Yani 50'lik neredeyse piyasada yok gibi. Yani adı 50, kendisi 80 cc. Şimdi benzinciye girelim bakalım. Ne kadarlık yakıt alacağız? Ne olacak abi? Normal katkılar mısın abi? He? Katkılı mı, normal mi? Normal var ya. Zaten 50 cc. Katkılı olsa ne olacak? Evet dostlar, alıyoruz yakıtımızı. Bakalım ne kadar yakıt alacağız. Önce onu bir görelim. Doldu galiba. 2.37 litre. Şimdi hemen sıfırlayalım abi tribimizi. Evet, hadi bakalım. Evet, şimdi yanımıza yakıt alalım dedik dostlar. Bidona ama yasal olarak vermiyorlarmış bidona. Dolayısıyla onu alamadık. Artık gittiği yere kadar yakıtımız bitmeye yakın harcı. İyice artık şey yaptığı zaman yakıt alacağız. Göstergeden takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi şeye dikkatimi çekti. Yani hızlanması gayet güzel. Bir anda hızlanıyor motor. Şöyle. 50 cc üzerinden konuşursak 3.3 beygir gücü var. 3.06 idi yanlış hatırlamıyorsam ya da 3.1 civarında da Nm'de torku olan bir motor 50 için. 50 cc için. Tabii bu 50 cc değil şu an. 80 olunca muhtemelen 4'lere falan herhalde çıkmıştır diye düşünüyorum.
Şöyle bakalım. Motosiklet üzerindeki motor, dediğimiz gibi tek silindirli, hava soğutmalı bir motor. Konumlandırılmış fabrika çıkışı ama 80 cc'ye revize edildiği için motosiklet, muhtemelen onu tabi biliyor muyuz şu anda ne kadar, kaç beygirlik bir motora dönüştü ama baktığınız zaman tabi daha seri bir motor haline dönüşmüş ki ani kalkışta düz yolda 50'yi bir anda görebiliyorsunuz baktığınızda. O açıdan güzel ilk etapta ki hissiyatlarımızı sizlerle paylaşmış oluyoruz. Motorun diğer özelliklerini de yol boyunca kullandıkça sizlere aktarmaya çalışacağım dostlar. İşte freninden amortisörüne, selesine, aynasına şöyle biraz kullanalım. Biraz bize neler yaşatacak bir bakalım. Yolumuz uzun sonuç olarak. Şimdi ilk hedef tabii ki Eskihisar feribot iskelesi. Oraya doğru sürüşümüze devam ediyoruz. Bu arada dostlarla birlikte sürüş yapıyoruz bugün. 3 motorcu dostumuz daha var benimle sürüş yapan. Evet, 64-65 oralara kadar çıktık sürat olarak baktığınız zaman. Yani fena değil. Gidiş şu anda 80'e revizede gayet güzel. Trafiğin seyir hızında ama tabii yine orta şeritte falan çok kullanamazsınız. Sağdan sağdan gitmek gerekiyor. Maalesef bu motorların en büyük sıkıntısı da o zaten baktığınız zaman. Evet, 70'e kadar çıktık dostlar şu anda. Top speed'imiz kesiciye girdi devirden dolayı 9.000-9.500 devire kadar çıkmış olduk. Gayet güzel yani. Gidişi de fena değil. 72. Kesiyor şu an 10.000'e dayalı. 10.000'e geldiği için kesiyor. 70. Trafik seyir hızı vallahi gayet yeterli. Evet, motosikletin 60-65 kilometre kullanım hızı gayet güzel, gayet stabil, onu söyleyeyim. Motorun yol tutuşu da aslında beni şaşırtmadı değil, onu da söyleyebilirim şu an itibariyle. Bu süratlerde hani böyle dengesiz bir yapı sergilemedi ki bu o zaman demek ki abi amortisörler falan da iyi ayarlanmış bu motosiklet için. Süspansiyon sistemi için de bunu söyleyebiliriz bu arada. Yani süspansiyon sistemi motorun genel yapısına uygun, yumuşak yapılı. Yani yol sarsıntısını size hissettirmiyor, o bir. İkincisi, stabiliteyi de sağlıyor. Bu da iki diyebiliriz. Tabii şimdi rampa yukarı biraz bayılıyor gibi oluyor ister istemez. Tork düşük olduğu için düz yolda daha güzel akıyor. Biraz rampalarda, hani uzun yola çıkacaksanız bu motorla, böyle bir motorda rampalarda kendinizi ona göre ayarlamanız gerekir. Yani işte sollama yapmamak lazım mesela rampada kesinlikle. En sağa atacaksın kendini. Sağdan yavaş yavaş çıkacaksın. İlerleyeceksin. Trafiğin riskine kendini sokmayacaksın. Evet, bakın şu an gazı açıyorum. 57-58 ile çok iyi. Yani düşünsene bunu şimdi 50 cc olduğunu ve 45'e sınırlandırıldığını. Yani bu İstanbul trafiği gibi trafikte gitmek hiç mümkün olmuyor. Evet, 11-12 kilometrelik bir sürüş yaptık. Bu sürüş esnasında ne gördük dostlar? Motorun güzel hızlandığını,
rampalarda biraz bayıldığını, dolayısıyla ne yapacağız? Sağdan kendimizi ileriye doğru salacağız. Ki kesinlikle araçsız olamayacağız böyle bir motorla. Ve tabii ki yine motosikletin süspansiyon sistemiyle bir ilgili bir fikir sahibi olmuş olduk. Süspansiyon sistemi yoldaki darbeleri alacak kadar, yani sürücüye hissettirmeyecek kadar iyi. Bakın motor bayağı oynuyor ama şu an sele kısmında çok bir oynama yok. Yani sabit gidebiliyorum. Bir hoplatma zıplatma yapmıyor. Ama aynı zamanda motosikletin stabilitesini de sağlayacak kadar da sert diyebilirim. Süspansiyonu genel anlamda beğendim, onu söyleyeyim. Motorun 80 cc'ye çıkmış olması da zaten ayrı bir avantaj sağlamış oluyor size. Şurada mesela hafif rampa var ama ona rağmen 65, yani çok bayılmadı bu sefer. Rampanın eğimine, açısına, şeyine göre demek ki değişiyor. 70 yine, 70-72 top speed'i gördük. Evet, Burçin sıkıldı 70 ile. Şimdi burada rampa var. 10.000'de kesiciye girdiği için 70-71 ama yani yeterli abi, daha ne olsun ya motor için. Sonuçta biraz şeyden de bahsedeyim, yani 102 kilogramlık bir motor dostlar. Oldukça hafif yapılı bir motor ama bu arada 250 2 kilogramda yanlış hatırlamıyorsam taşıma kapasitesi var ki yani baktığınız zaman oldukça yeterli bir taşıma kapasitesi diyebiliriz. Yine rampa yukarıyız. 61, 62, 63 o civarlarda gidiyoruz. Tapa gaz, 58'e kadar düştük. İşte bu tarz motorlarda tabii şöyle bir şey oluyor böyle. Sağa solu seyrederek gidiyorsunuz. Şöyle şöyle. Dolayısıyla bu da bir avantaj. Böyle etrafa daha rahat hakim olabiliyorsunuz o anlamda. Şimdi şu aynaları kapatmıştık. Onları açarken şu ayna biraz ileride durmuş. Onu bir ayarlayacağım. Ondan sonra aynalarla ilgili de yorumumu yapacağım. Şu çok güzel bu arada. Açısı falan gayet iyi gelmiş. Şimdi feribotta bunları ayarlarız. Bakalım. Evet, böyle üstüne üstüne sürüyorlar aracı. Böyle riskler var tabii ki bu tarz motosikletlerde. 80'lik Margarita diyelim artık buna. 50'lik 80'lik Margarita. Bence şehir içi kullanımındaki hız limitleri gayet iyi. Onu söyleyebilirim motorun özeline konuşursak. Dostlar. Lastiklerden de konuşalım. Yine lastikler üzerinde 12 inç Çinli marka bir lastik var. Tabii bu lastikler biliyorsunuz biraz sert yapılı lastik oluyor. İşte yağışlı havalarda özellikle bu lastiklerle dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında hani genel sıcak kullanımda ısındıktan sonra çok sıkıntı yaratan lastikler değil ama ya ben bu motorda daha güvenli sürüş yapmak istiyorum, İşte yağışlı havalarda da kullanacağım dediğiniz zaman bu tarz motorlara mutlaka bildiğiniz daha performanslı, işte soğuk hava şartlarına da uygun, yağışlı hava şartlarına da uygun lastik kullanmanız bu tarz araçlarda daha isabetli olur diye düşünüyorum. Bu arada hiç fren kullanmak zorunda kalmadım. Sürat yapmadığım için daha hiç frenleri elimize atamadık durmak haricinde. Evet, mesela şu kamyonu geçelim diyorum. Hani demin örnek verdik ya sollama yaparken. İşte bak şimdi solluyorum mesela. Hani o tek böyle bölünmüş yol değil de gidiş dönüşlü bir yol olsa abi yok, geçme mümkün değil yani. Şu an 62. Yan yana gidiyoruz amcayla. Şöyle. Belki düzelince biraz 70'e çıkacak. İşte bunların farkında olarak, bilincinde olarak
Eğer böyle bir motorla yol yapacaksanız bunları da bilerek kullanmakta fayda var diyoruz. Şu aynayı beğendim. Ayna güzel. Görüntüsü falan çok iyi. Yani hem görüş açısı çok iyi. Çok hafif. Şöyle biraz daha açarsam minik uçtan kolumu alıyor ama en uçtaki aracı bile görebiliyorum. Aynanın görüş açısı iyi. Şu biraz bozuk ayarı, orayı kapattığım için açarken biraz ileride bırakmışım. Orayı düzeltmem lazım orası için, yorum yapmak için. Bir de aynada şey dikkatimi çekti dostlar. Şimdi biraz böyle geniş yapılı. Gerçi şöyle baktığın zaman encik sizasında ama hani aralara girerken bu tarz aynalar biraz sıkıntı yaratabiliyor. Yani şöyle boynuz tipi aynalar. O biraz sanki böyle bir diğer aynalarla öpüşme durumu olur gibi bir hissiyat yarattı. Onun için motorun genel yapısına, tasarımına uygun bir ayna olmakla beraber bu tarz aynalar genelde böyle aralardan, trafik aralarından giderken biraz diğer aynalara dikkat etmek gerekiyor. Bunda da aynı şey söz konusu. Vallahi gayet keyifli gidiyoruz ya. Aslında az da bir yolumuz kaldı. Hatta gelmişiz Eskihisar diyor. Vallahi gelmişiz ya. Ne zaman geldik arkadaş? Ne çabuk geldik. Ay Allah Allah. Hiç anlamadım vallahi. Sizle sohbet ederken vakit geçmiş. Evet, ekip sağlam dostlar bugün. Bir tane her zamanki gibi çekim ekibimiz yanımızda. Şu an beni çekiyor. Transalp. Şınar var. Arkada Burçin var. 1100'lük CS ama şey yapmış. CS'i custom yapmış abi. 99 model. Hemen arkada da yine takipçimiz Tuna. RX 3X Evo ile bize katıldı. Çınarcık. Erikli Şelalesi'ne doğru sürüyoruz. Ben de tabii ki Yuki Margarita Pizza tadında renkli bir motor var. Buraya kadar sorunsuz, sıkıntısız bizi getirdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı 25 kilometrede yol yapmış olduk. Şimdi feribota binip karşıya geçeceğiz. I need whatever the hell can make me out.
blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Zulaması falan güzel, beğenmiştik ilk etapta. Aynı performansını buraya kadar gösterdi. Dediğim gibi aynamız, sağ aynamızı da ayarladık bu arada. Aynanın zaten genel görünümü güzel. Motorun özelinde görüntü, aynanın cam kalitesi iyi. Görüş açısı fena değil. Böyle çok hafif şu omuzların şuralarını gösteriyor. Şuraları gösteriyor. Belki bir tık daha şuradan daha normal bir ayar yapılsa düzelebilir. Genel anlamda aynalara yani 10 üzerinden 8 verebilirim. Aynalarda herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Motorun teknik özellikleriyle ilgili neler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Motor gücünden bahsettik, amortisörlerden bahsettik. Lastiklerle ilgili hani bir viraj deneyimimiz henüz olmadı. Yani zaten bununla ne kadar viraja girebilirsin ki, ne kadar yani yatış motoru değil sonuç olarak. Genel anlamda motorun dengesi iyi ama biraz şey, onu hani beğenmediğim yerler arasında sayacağım. Tabii yani nasıl söyleyeyim, biraz böyle ince bir lastik üzerinde gidiyormuş hissi veriyor. Lastikler. Hani stabilite, genel anlamda akış stabilitesi, şeyi merkez karşıdan doğan ileri ataletinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama yani biraz böyle, bakın şöyle çok hafif yatmalarda tık tık motor kendini hemen sağa sola bırakıveriyor. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Yapı itibariyle o anlamda belki risk teşkil edebilir. Ama dengeyi yakaladım mı abi, atari gidişte falan herhangi bir problem yok. Burada hava soğutmalı motorlar ara ara böyle gazlamak durumunda. Çok yavaş gittiğinizde, ki 70'te gidiyoruz şu anda, gayet mantıklı bir his. Motosikletin aydınlatma sistemine bakacak olursak, aydınlatma sistemi tamamen LED ve bence gerçekten güzel yapmışlar. Hani göze hitap ediyor. Zaten biliyorsunuz bu tarz motorlarda ilk etapta göze hitap eden modeller yapıyoruz. İşte bakın rengiyle, tasarımıyla, ki bu motor tasarımıyla çok dikkat çekiyor. Onu da söyleyelim. Hani alıcılarının beğeneceği ilk taraf tasarımı olur bu motosiklette. Buna LED aydınlatma ve LED aydınlatma ve far tasarımıyla da destek vermişler. İşte sinyal olsun, stop olsun, farlar olsun, gündüz aydınlatmaları olsun, ki ön tarafta full gündüz aydınlatması var. Diğer taraftan dediğimiz gibi tasarım gayet güzel. Yine bu tasarıma uyan bir sele yapısı var. Sele yapısı ilginç. Onda dikkatimizi çeken bir nokta var. Hani genelde ön taraf alçak, arka taraf yüksekte olur skuterlarda, biliyorsunuz. Burada tam tersi bir yapı var. Ön biraz daha yüksek, arka biraz daha artçı, tarafı biraz daha alçakta. Öyle bir değişik bir şey dikkatimizi çekti ama görüntü olarak motorun genel tasarımına uygun bir sele yapısı var motorun. Yine göze hoş geliyor baktığınız zaman, renk olarak da olsun, doku olarak olsun. Bunlar beğendiğimiz taraflar motorda. Sele ile ilgili şu ana kadar hani çok uzun kullanmadık ama genel anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Hani oturuş, kalçayı kavrama, hatta yine o bir çıkıntı var. O ara parça, iki parçalı gibi yapmışlar. Seleyi o yine o yukarıya doğru çıkıntı, biraz yüksek algılanmasına sebep olan çıkıntı arka tarafta yine hafif kalçayı, beli desteklemese de kalçanın üst tarafını destekliyor. Bu da seleye tam olarak oturmanızı sağlıyor dostlar. Frenleri hala test edemedik. Hiç hala böyle ani frenleme ya da şey yapma ihtiyacı, fren kullanma ihtiyacı hissetmedik.
şurada değil ama daha ileride müsait bir yerde frenleri bir test edeceğiz. Benzin göstergesi bir tık düştü şu anda. Bakalım bu yakıt herhalde bizi bir götürüp getirecek gibi duruyor. Şu bölüm güzel dostlar. Şu yani mesela uzun boylular için şurası çok önemlidir biliyorsunuz. Şu diz mesafesiyle motorun ön kısmı yani bayağı bir mesafe var. Neredeyse hani elin bakın rahatlıkla girebiliyor şuraya. Oturuş pozisyonuna göre diz bükümü gayet başarılı diyebilirim. Şey biraz ileride, gidon şöyle çok hafif şöyle kullanmam, yani şöyle öne doğru kullanmam, şöyle arkaya gitmeme çok müsaade etmiyor. Biraz daha şöyle öne doğru oturmam gerekiyor. O belki şehir içinde hani uzun kullanışlarda yorabilir ya da uzun yolda biraz daha sizi şöyle rahatsız edebilir. Hani biraz daha şöyle oturmak isterdiniz belki. Biraz şöyle oturmak lazım. Biraz daha şöyle öne doğru oturmak gerekiyor. Yine kol açıklığı gayet başarılı. Onu söyleyebilirim. Şu bölümün şu şekilde olması iyi. Vallahi bilmiyorum abi yani. Hani şimdi baktığın zaman iş görüyor mu? Görüyor. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz abi. Nereye gidiyoruz? Erikli Şelalesi'ne gidiyoruz bu arada. Karar verdik. Erikli Şelalesi'ne kadar gideceğiz. Ve gidiyoruz abi işte 60-65 gidiyoruz ya, ne olacak? Hani Bursa'ya gitsek gider miyiz? Gideriz. Şimdi fren sisteminden bahsedelim dostlar. Fren sisteminden de bahsedelim. Önde disk var. Çift pistonlu yine kaliper var. Bu arada normal disk. Evet, şimdi nispeten bozuk bir yola gireceğiz. Hop hop hop. Hop hop. Evet, yokuş testi yapıyoruz şu anda. Bu arada yeri gelmişken rampa testini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu an Sangas. Böyle aman aman bir şey yok. 26 bayağı dikleşti. Yol da bozuk. Çınar bizi nereye soktu? Bu navigasyon. Böyle daha güzel bir yoldan gidiyorduk. O ilerideydi herhalde. Evet abi, peki. Peki. Güzel. Test yapıyoruz. Evet, 29-30'da çıkabiliyorsunuz dik rampayı, bozuk yolu. Freni aslında test edeceğimiz yerlere geldik. Dediğim gibi arka kampana ön disk, önde çift pistonlu kaliper var, ABS yok. Evet, ön sıktım. Gayet güzel. Arka sıktım. Arka kaybı elim içerisine giriyor ama motoru tek başına durdurmaya yeterli değil. Ön tek başına sıkınca kilitliyor ABS olmaması sebebiyle. Demek ki ne yapıyoruz abi? Tek ikisini beraber kullanıyoruz. Evet, frenleri üstüruplu kullanmak gerekiyor. Onu anladık. Öne çok asılmayacaksın. Arkaya asılsan arkayı savuruyor. Çok savurmuyor ama tutması bayağı zayıf arkanın. Onu gördük. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir motor için bu frenlerle biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi bu fren sistemi şunu bize gösterdi dostlar. Yani hani 60'a 70'e çıkıyoruz tabii ama hani frenlemeyi de yaparken, yavaşlarken önünüzdekiyle mesafenizi ayarlamanız gerekiyor. Ani frenle, ABS olmadığı için frende, ani frenlemelerde dikkatli etmek lazım. O yönden fren sistemiyle ilgili görüşlerimizi de burada sizlerle paylaşalım istiyorum bu kapsamda. Bu arada dostlar, Yalova'dayız. Yalova biliyorsunuz bir zamanlar İstanbul'un bir ilçesiydi.
Atamızın yine çok sevdiği bir yer. Burada işte termal kaplıcaları var. Orada Atatürk Köşkü de mevcut. Bakın hatta şu hemen karşıda şimdi gördüm. Tabelası da var. Dolayısıyla İstanbul onun isteğiyle zamanında İstanbul'un bir ilçesi haline getirilmiş. İstanbul'a bağlanmış. Ama bir dönem sonra işte il oldu burası. İl olduktan sonra Yalova artık kendi başına ilçelere sahip olan bir il haline geldi ve İstanbul'dan ayrıldı. Onu da bilmeyen genç arkadaşlarımızla paylaşmış olalım. Saklama alanlarından bahsedelim istiyorsanız. Şimdi saklama alanı açısından aslında güzel. Bir tane şurada önde bir bölmesi var. Kilitli olarak bir bölme bu arada. Arkada minik bir çantası var. Ve sela altı bölümü var. Sela altı bölümüne benim full face medium kaskım sığdı bu arada. Onu koyduk. Derin bir alan burası. Geniş değil ama derin bir alan. Ön tarafta yine USB bağlantı noktası var. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ve telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. Ama işte sevmediğim yönlerden bir tanesi. Yani bu kadar yer yapmışsın abi. Abi telefon sığmıyor. Şu an telefonun cebimde taşıyorum. Oraya koyamıyorum. Neyi koydum oraya? GoPro'yu koydum. GoPro Beto. Bu arada grup koptu gidiyor. Demek ki ben hızlı gitmiyormuşum. Onlar yavaş gidiyormuş. Onu almadım şimdi. Yalnız bıraktılar beni. Şaka söylüyorum. Şaka söylüyorum bu arada. Ben gayet keyfim yerinde. Süper güzel gidiyorum ağır ağır. Dediğim gibi dostlar, şu bölümü yapmışsın çok güzel, kilitli. Böyle ruhsat kabı koyma ya da telefon da koyabileceğiniz güzel bir alan yapmışlar. Ama yok abi, telefon girmiyor içine. Yani çok minik telefonunuz varsa iş görür ama yani bugünkü standartlardaki telefonlar maalesef. Evet dostlar, motosikletin saklama alanlarıyla ilgili de durum bu. Genel anlamda fena değil ama şu ön tarafı beğenmediğimiz yönler arasında sayıyoruz. Bir o var. İki, frenler ister istemez böyle bir motor için biraz daha zayıf kalıyor. Motoru dikkatli kullanmak gerekiyor. Sonuçta altınızda oldukça hafif yapılı küçük bir motor var. Yine ince lastik yapısıyla da hani bahsettim ya, böyle sağa sola yatma eğilimi çok. Özellikle ani frenlemelerde dikkat etmekte fayda var. Süratinizi hızınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet, Çınarcı'ya geldik bu arada dostlar. 50cc 50'lik, 80'lik 50cc Yuki Margarita'mızla. Hadi bakalım. Renklerinden bahsedelim istiyorsanız dostlar. Renk, 3 renk seçeneği var motorun bu arada. Bir tanesi bu mavi ki hani hoş, çoğu motorda kötü durabilecek belki bir renk ama bu motorun genel tasarımına yakışmış. Aynı zamanda dikkat çekici bir renk. Diğer bir rengi fümeyi çok beğendim ben. Füme rengini. Çok hoş, çok ağır bir hava veriyor motora. Bir de kahverengi var. Bu ve füme oldukça başarılı diyebilirim. Yani benim kendim tercihimden bahsediyorum. Evet, şimdi virajlara geldik dostlar. Virajlara bakıyoruz. Fazla yatmadan bu lastiklerle. Aman diyoruz yani, motorumuzun ne olduğunu bilelim. Gaza gelmeyelim. Dikkatli bir şekilde virajlara girip çıkıyoruz. Teşvikiye, elektrikli şelale. Evet dostlar, şimdi Teşvikiye'ye giriş yaptık Sapak'tan. İlk etapta bu yol üzerinde ne var? Daha önce de gelmiştik buraya Afrika TV'de. O da bölümlerimiz arasında var, videolarımızın arasında. Bizi merak edenler izleyebilir. Teşvikiye'den giriş yaptık. Hemen Erikli Şelalesi ve güzel bir virajlı yolla. Yol biraz bozuk ama oradan da Delmece Yaylası'na kadar çıkıyor biliyorsunuz. Delmece Yaylası'ndan da direkt Esenköy tarafına da iniş var. Hatta diğer taraftan Armutlu tarafına doğru da gidebiliyorsunuz. Buraya gelmeyen dostlarımız da buraya gelebilirler. Yakın çevre gezisi olarak. Fiyatı söylemedik.
dostlar, fiyatı da şu an Eylül 2022 tarihi itibariyle bu motorun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 36.150 liraydı. 36.150 liraya motora sahip olabiliyorsunuz. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Hadi geçmiş olsun dostlar. Bize geldik. Elektrikli şelaleye 71-72 kilometre yol yaptık. Dediğim gibi yarım depo yakıtımız hala, hatta yarımdan da iki çizgi düştü. Hala daha yarıya indirmedik. Bakalım dönüşte bize ne gösterecek. Evet dostlar, motorumuzla Çınarcık tarafında bulunan Elikli Çifte Şelale'ye kadar sürüşümüzü yaptık. Molamızı verdik, güzel bir alabalık yedik, güzel bir havada ve bir güzel bir doğada. Artık dönüş vakti, dönüşe geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar, dostlarla beraber güzel bir gün geçirdik. Motorumuzla Elikli Yaylası'na kadar sürdük. Keyifliydi. Hem sizler için motorumuzu test etmiş olduk, hem de dediğim gibi dostlarla güzel, keyifli bir gün geçirmiş olduk. Motorumuzla hem de uzun yol yapmış olduk. Hadi bakalım. Daha hala dibinde biraz var. Bakalım ne kadar alacak. Çok merak içindeyim şu anda. Ne kadarlık bir yakıt alacak. Evet, az bir az da oldu. Ne kadar aldı abi? 2.89, 3 litre neredeyse. Evet. Evet dostlar. 3 litre. 2.89, 2.90 litre aldık. Aşağı yukarı 150 kilometreye yakında bir yol yapmış olduk. 2 litre yakıyor. Değil mi? Aşağı yukarı 2 litre yaktı. Aynen öyle. Evet dostlar, 2 litre şu anda 100 kilometrede 2 litre gibi bir şey yaktı. Yani biz buraya sabah evden çıktık, Kartal'dan çıktık, oraya gittik, geri geldik. Şu an neredeyiz? Kaynarca'ya yaklaşmak üzereyiz. Bu kadar yakıtla, 55 liralık yakıtla bu kadar yol yapmış olduk ki oldukça ekonomik diyebiliriz bu duruma. Ki şöyle gittik, yani sürekli tapagaz ve yüksek süratle gitmiş olduk. Aslına baktığınız zaman gün içinde zaten siz de görmüş oldunuz. Evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. 50cc ile uzun yol yapılır mı yapılmaz mı, bu bölümde bunun cevabını aramaya çalıştık ve sizlerle paylaştık. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videodan çıkmadan önce mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın diyoruz. Ve tabii ki kanalımıza halen abone değilseniz ya da bu bölümle kanalımıza rastladıysanız videodan çıkmadan önce mutlaka abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.